Merhabalar. Bugün köy vlog yapacağız. Neredeyim? Çorum Alaca Dere Pınar Köyü. Şimdi amcam böyle bir tuzak yapmış. Değil mi? Eşek arılarını yakalamak için. Basit ama bir sürü de işe yaramış. Ne yapıyor? Bunlar şeye giriyor herhalde. Arıların balını yiyor, arıları boğuyor. He, kovana girip değil mi? He, güzelmiş ya tuzak. Vallahi efsane. Bunun içinde ne var? Su mu var? Normal yoksa? Hey, kola. He. Normal kola. Vay be. Kola. Kolaya geliyorlar. Vallahi süpermiş. Profesyonel iş. Vallahi profesyonel iş. Tuzak kurdun. Gayet güzel. Şimdi bakalım neler var bahçede. Elma var mı ya? Elmalara bakalım. Az mı? Şimdi biraz bahçeyi gezelim. Mısır var. Bakalım mısır toplayıp közleyeceğiz. Şöyle biber. Bakalım elma var mı? Evet, bir tane yakaladık. Şunlar kayısı. Kayısı yok herhalde ya da zamanı geçmiş de olabilir. Bakalım elma nasıl? Güzel. Gayet iyi. Şimdi buradaki elmalar pazardakilere çok benzemiyor ya. Ben normalde elma falan yemem hani işte pazardan alınanları. Bunlar bayağı güzel. Çok fazla büyümüyor herhalde bunlar. Ama gayet güzel oluyor. Şurada bir armut vardı bakalım. Hala yerinde mi? Vay cevizler büyümüş. Vay. Armutlar ne kadar büyümüş ya. Vallahi dev gibi olmuş. Bu kadar büyük oluyor mu ya bunlar? Bir tane armut alalım. Armutun tadına bakalım. Evet. Armutu da aldık. Biraz sert gibi ama bakalım tadı nasıl. Tadı güzel. Şurada bir erik vardı. Bir de eriğe bakalım. Şunlarda fasulye. Oo, var mı? Var. Fasulyeyi yakalamışsın. Erikler güzel az önce. Abi çok güzel oldu. Evet. Tekerin havası yok biliyor musun? Hı. Ha, tekerin havası inmiş. Erikler çok güzel. Süper. Lastiğin havası inmiş. Plakayı da gösterelim. Çorum. Niye böyle getirdin? Lastiği ne güzelmiş ya. Gel içeri gel. Gel evet. İçeri gel gel. Çekten motoru. Hoş bulduk. İyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ne yapıyorsunuz? Beni ezme de. Evet, traktör trafiği yaşanıyordu. Bu arada traktörle geldik. Bayağı güzel. Konforlu, klima var. Teyp bilmem ne, her şey var. Güzel, modern tarım.
Ha, bunlar da soğan poşeti. Soğan çuvalı diyelim. Soğanlar kesilince bunlarla poşetlenecek. Bunlar nohut. Köy işi keyifli. Lastikleri göstermiştim. Onlar yani römorkun alt kısmına değdiği için amcam kesiyor şimdi onu. Ona bakacağız. Hani böyle işte yarış için araçları modifiye ediyorlar ya, drift araçlarını falan. Onların da çamurluklarını genişletiyorlar. Şimdi onun römork versiyonu gibi düşünebiliriz. Bir bakacağız bakalım ne yapıyor. Tam profesyonel. Ha, buraya değiyordu. Ha, anladım. Doğru ya, lastikten dolayı değil mi? Makaslar, lastikler geniş taktık. Evet, bunun olayı ne? Neden böyle yaptınız? Ya, derme yönlerde de biraz daha. Ha, doğru, yani yüklüyken değil mi? Daha geniş. Çok iyi bir lastik değil diyorlar ama taktık artık. Ha, jantlar aynı mı? Evet, jantlar işte. Ha. Şimdi bayağı açıldı. Evet. Arabalara da öyle yapıyorlar ya. Ya işte şimdi şu var gençler. Evet. Onlarla engeller bu şimdi. Evet. Fark etti. Burada zaten lastiğe vurduğu belli değil mi? Lastiğe vurduğu belli. Hem lastiğe zarar vermiş. Hem de orası yamulmuş. Amcam ne yaptı? Modifiye etme yoluna gitti. Gayet güzel. Şimdi gördüğünüz gibi az önce şu lastiği göstermiştim. Burası da zaten yamulmuş. Lastiğe çarptığı için az bir şey kaldı. İki tarafta eşit olacak. Şimdi koyunlara bakmaya gidiyoruz bakalım. Koyunlar çıkacak. Koyun sürüsüne bakacağız. Köpek mepek olmasın. Ha, böyle mi gidiyor bunlar? Ha. Belki yavruları niye sağlamıyorsun lan? Köpekten mi olsun? Var mı köpek? Nerede? Nerede burası? Aa, koç mu geliyor karşıdan? Atarım atarım. İyi, tam arasına girdik bu sefer. Koç vurmasın bir de bize. Vurmaz, vurmaz koç. Selamünaleyküm, bereketler. Masiyeyi de takmış baksana, merhaba buranın abi. Ağaçlara falan öyle. Emme eller de. Koca sürü de bunu mu böyle? Diğerleri iyi diyor, baksana koça bak. Nasıl bu? Babaya bak. O koç değil mi? Haa, koç. Bunun adı ne canım? Sabri mi var? Ha, keçi de mi var? Sabri
içindeki meslek bakalım. Öğrenme. Gördüğünüz gibi Burhan abi maskeyi de takmış. Vallahi bravo. Korunmak lazım. Aynen abi. Biz takmadık, köydeyiz diye Burhan abi takmış. Sen çakıyorsun da. Gel de şarkı çal. Hayır. Evet, şimdi soğan tarlasına gidiyoruz. Boraları yükleyeceğiz. Bakalım, çok uzun zamandır böyle traktörün römorkuna binmemiştim. Bakalım nasıl olacak. Saçın örmezler, derik saçın örmezler, seni de bana vermezler seni. Şimdi soğanı sulamak için tabi büyük hortumlar var. Şimdi yakından bakacağız. Onları yükleyeceğiz bakalım remorka. Şöyle ekibi de görün. Yani var ya, belki 20 senedir bu şekilde binmemiştim traktöre. Güzel, değişik. Çok uzun zaman olmuş. Ya bu çiçek sana kalmış. Yulaf ekti, biçti, geri yeniden ekti. Yulaf ekti, biçti, geri bunu ekti. Yok. İkinci biçim yap. İkinci verme, silahını yakalandı. Ağaç çiçekleri gördüğünüz gibi kurumaya başlamış artık. Bundan sonra biçilecek. Yani şu anda ne kaldı geri? Soğanla ağaç çiçeği var bir tek. Şunu da yeni ekmişler gördüğünüz gibi. Bunun çiçekleri hala üstünde. Bakalım. Tam zamanı geldi. Kal bir gecede, bizde kal bir gecede, bizde kal dedik kol kaçtı. Birçok kişi domuzlardan şikayetçi. Aslında böyle bir drone'la falan belki domuz çekimi yapılabilir, böyle gece görüşlü falan olacak. Kuracaksın. Öyle bir şey olabilir. Ya da işte foto kapan falan kuracaksın. Domuzlar geldiği zaman çekecek. Güzel olabilir. Son durak, inelim bakalım. Şöyle biraz bakalım soğanlara. Gördüğünüz gibi kökleri mor. Bunlar biraz daha farklı. Normalde bizim gördüklerimiz hep kırmızı olur. Aa, bunun kökü bayağı iyi mesela. Soğan da kuruduktan sonra biçiliyor. Şu nedir? Tabanca sulama için. İşte biz de bunları kaldıracağız herhalde artık. Sulamaya gerek kalmadı. Bitti yani. Bundan sonra biçilecek. Almadım.
Böyle toplaya toplaya gideceğiz. Güzel, keyifli. Çok sıcak değil zaten. Buralar artık serinlemeye başladı. Gördüğünüz gibi tohumları, bunları böyle kurutup seneye tekrar ekiyorlar. Öyle bakalım. Kovancılar burada. Bunları diğer ekip gelip alacak onları. Biz sadece boruları alacağız. Tabii burada önemli olan soğanın gövdesi. Yani yeşil soğanla işimiz yok. Kuru soğan olacağı için. O yüzden üzerine basılması falan çok fark etmiyor. Kökleri bizim için önemli. Yani kuru soğan. Onu da söyleyeyim. Yeşil soğan gibi düşünmeyin yani. Evet, kıyafet seçimim son derece alakasız. O yüzden çok girmedim. Ayaklarıma bir şey batmasın diye. Bunlarla da yürümek zor biraz ama burada. Olsun, ne yapalım. Bir Zamanlar Anadolu'da filmini izlemediyseniz izleyin, tavsiye ederim. Şimdi traktör süreceğim. Bakalım becerebilirsem. Şunu şöyle boşa alıyorduk. Bakalım, şunu da boşa aldık. Tamam, bu sefer çözdüm. Şimdi şunu Mutkaya'nın derlediği ileri, şu bire en üzerine indir, devam. Hüseyin Dağfık söylüyor. Çaldıralım davulları. Türkümüz çalıyor bir yandan. Güzel. Klima çalışıyor. Moda atlarım, güzel. Şuraya kadar gitsek çözülecek herhalde. Çaldıralım davulları daygın daygın geminem, çukur çayır ardında. Evet, bu kadar yeter herhalde. Davulları daygın daygın geminem, çukur çayır ardında. Şıkır şıkır fıkır fıkır. Teybimiz çalıyor hemen. Türkü. Güzel. Traktör işi keyifli ya. Burada ileri geri var. Yani arabadaki gibi değil. İleri ya da geri, aynı şeylerdeki gibi, dozerlerdeki gibi. Buradan da yine 1, 2, 3, 4. Güzel. El freni burada. Gayet keyifli. Şimdi biraz daha yükleyelim. Bu arada traktör ne kadar yakıyor diye düşünenler varsa, kilometrede 1 lira yakıyormuş. Bir Mustang gibi falan yani, çok fazla. Çok anlamasam da traktörü biraz anlatabilirim. Bakın şurada güzel bir yolcu koltuğu var. Gayet iyi. Şurada da saati görüyorsunuz. Casio, nasıl Maybach'larda falan, Bentley'lerde saat oluyor ya, böyle bir tane kol saati. Bunu da öyle düşünebiliriz. Gayet güzel. Modern tarımı seviyoruz. Yoksa amelilikle bir yere varılmaz bu şekilde. Modern. Tabii daha modernleri de vardır da. Bir şeyleri yakalamak için modern tarım şart. Aa, bunlar da şey herhalde ya. Ha, doğru. 4 tekerden çekiş, işte 2 tekerden çekiş.
aynı jiplerdeki gibi. Güzel ama gayet keyifli. Koltuk da çok rahat bu arada. Aynı oyuncu koltuklarına benziyor. Gördün mü? Hani 10 tane dedin, 5 tane aldın. Nasıl olacak? He? 10 tane dedin, 5 tane aldın. Aşmaya dedim, aşmaya dedim. İddiasına yarışa boru da açıldı. Hiç sıkıntı yok. Yanına da bir çiçek. Allah'ım. Boru da suvarı ikram ediyorum. Niye? Ver açayım ağzım ben. Akşam yersin abi. Ne yapayım bir tane soğanı ya? La bir birikecek bu iş böyle. Değil mi? Vallahi güzelmiş. Kerim Koçak yazdın mı? Çıkar YouTube'da. Aha, Kerim Koçak. Köyün sığırı geldi. Onların yanına bir gidelim bakalım nasıl. Usta hani bu kadar mı ya? Ha? Az değil mi? Ne az ya maşallah. Aa, kaç tane var? 80 tane var. İki köyde. He. Az ya, iki köyde. Bir kişi de oluyor 80 tane ya. Valla kalmadı demek ki eskisi gibi. Elindeki nedir? Kamera. Çekeyim mi seni de? Simental mi bunlar dosta? Değil mi? Simental. Ha, hepsinden var. Bunlar şimdi kameradan korkmazlar inşallah. Hep de simental ya bunlar. Sen ye sen ye, afiyet olsun, eyvallah. Sağ ol, eline sağlık. Çok azalmış ya, 80 tane iki köyden 80 tane büyükbaş hayvan. Eskiden var ya belki 500 bin tane olurdu ya, şey gibi olurdu aynı. İşte belgesellerde Serengeti'de işte ne denir, öküz başlı Güney Afrika antilopları falan filan var ya, efsane. Acayip kalabalık oluyor da şu an fazla bir şey yok işte, anca bunlar. Herhalde yabancı gördüler, hepsi bakıyor. Genelde de hep simental kırması herhalde ya. Pek orijinal gibi durmuyor çünkü renkleri farklı biraz. Hepsi meraklandı, gel. Şimdi burada yatacaklar. Güneşte. Herhalde belli bir saati var. Burada belli bir süre yatıyorlar. Çoban. Öyle yemeği yiyor diyelim. Sonra da devam ediyorlar. Böyle güzel gölgede bir yer bulmuş kendine. Suyun başında. Burada takılıyor. Hava güzel ama sıcak değil, esiyor. Gayet iyi. Evet, boru toplama ekibi. Halis abi, Mehmet abi. Nasıl, yoruldunuz mu ya? İyi iyi. Eldivenlerini takmışsın ha Halis abi. Tam profesyonel. Başka yok. Ha, güzel. Şimdi
pikapla da şu tabancaları alacaklar. Sistem güzel. Araç bol. Şimdi buna yüklemesi zor olur diye. Ayrıca pikap geldi. Pikapı kullanan da Burhan abi, görmüştünüz koyunların yanında maskeli. Baksana. Bugün maske takmamış. Allah, süper sistem. Hemen şu kaynaklara bak. Hemen yavaş. Hemen yavaş. Halis abi. Tamam. Vallahi bir milimetre. Vallahi bir milimetreyle kurtardın ha.